Şantı kitabından biraz bahsetmek istiyorum. İlkinde yazarımız Peyami Sefer 1899 İstanbul doğumlu olan sanatçı, Servet Fünun'un dönemi şairlerinden İsmail Safa'nın oğludur. Sivas'ta sürgüne gönderilen babasının orada ölmesi üzerine 2 yaşında yetim kaldı. Babası büyümenin acıların yanı sıra yakalan da bir kemik hastalığından dolayı 17 yaşına kadar bu hastalığın fiziksel ve ruhsal bunalımlarını yaşadı. Öğretmenlik yapmaya başladı. Daha sonra ise gazeteciliğe atıldı. Son Havadisi gazetelerinde fıkra makalelerinin yanı sıra romanları da yayınladı. Erzurum'da yedek subaylığını yapmakta olan oğlunun ölümü üzerine geçirdiği büyük sarsıntıdan sonra 1961'de İstanbul'da vefat etti. Peyami Safa'nın edebi kişiliğinden biraz bahsetmek istiyorum. Türk Edebiyatı'nda roman, öykü, fıkra yazarı olarak tanınmıştır. Yapıtlarında olaya değil, psikolojik tahlillere, ruh çözümlemelerine ağırlık vermiştir. Türk Edebiyatı'nda psikolojik roman türünün ustasıdır. Bilinç akımı, ilk konuşma gibi anlatım tekniklerinden yararlanmıştır. Romanlarında teknik bakımından oldukça güçlüdür. Doğu-Batı çatışması, ahlaki çöküntü, varlığın sıraları, toplumsal değişme sonucu ortaya çıkan bunalımların romanda başlıca konulardandır. Karakter dönemde gelenek dönemleri anlayış karşılamaların üzerine kurulmuştur. 9. Hayriye adlı romanı ise Türk Edebiyatı'nın ilk otobiyografik romanıdır. Türkçe'yi en iyi kullanan yazarlardandır. Sözcük derci oldukça geniştir. Akıcı ve canlı bir anlatım vardır. Romanlarda kulağa hoş gelmeyen sözlere yer verilmemiştir. Kitabında 8 tane karakter bulunmaktadır. Birincisi yazar, tek bacağından acı çeken ve ümitleri peşinden koşan bir birisidir. Nusret yerinde durmayan, yaşam dolu, hareketli birisidir. Paşa disiplinli, yardımsever, dediğim gibi bir inatçı birisidir. Dengesi, işten pazarlıkta kızının ilgini düşünen bir annedir. Mürevşen, köşkü hizmetçisi ve yazarın mutluluğu için elinden gelen her şeyi yapan birisidir. Doktor Ragıp bakımlı ve kültürlü bir doktordur. Doktor Mithat yazarın doktorudur. Operatör insanlara faydalı olmaya çalışan bilinçli bir tıp adamıdır. Kitabımın özetine gelmek istiyorum. İlk önce Peyami Safa bu romanla kendi hayatı hikayesinden esinlenerek yazmıştır. Kitabın özeti ise yazarı küçüklüğünden beri acı çektiği hastalık onu hastanelerden silindirmiştir. Annesiyle kenar mahallelerinin birinde birane ahşap bir evde yaşamaktadır. Bir gün ameliyat olması gerektiğini öğrenip hastanelerden döndüğünde evde annesini bulamaz ve odanın halinden annesinin şiddetli bir baş ağrısı geçirdiğini anlar. O sırada annesi gelir. Yazar ise annesini üzmemek için ona gerçekleri anlatamaz. Kendi doktoruna gidip onun gözükmesi gerektiğini söyler. Annesi yazarın Erenköy'e gideceğini öğrenince paşanın onu merak ettiğini söyler. Ertesi gün yazar önce paşaya gider. Yazar ilk olarak sağlık durumunun nasıl olduğunu sorar. Yazar kaçamak cevap vererek olayı geçiştirir. Daha sonra odaya Nusret gelir. Yazardan getirmiş istediği kitapları alır. Kızı gidince paşadan yazara bir doktor Rakıp Bey'e görünmesine tavsiye eder. Paşanın uzaktan akrabası olan yazar küçük yaşlardan beri onunla konuşur, ona kitap okur. O akşam yine bir roman okumaktadır. Fakat paşa okuyunca Nusret'le birlikte bahçeye gider, muhabbet ederler. 15 yaşında ve aralarında 4 yaş olmasına rağmen yazar Nusret'i sevmektedir. Ancak onun da aynı duygular hissettiğinden emin olmaz. Bahçede konuşurken doktor Ragıp'ın Nusret'i istediğini duyunca üzülür. Ama Nusret oralı olmayınca duyduğundan şüpheye rağmen keyfi yerindedir. Hastalığı onu normal yaşlardan daha olgun davranmaya sevk etmiştir. Doktorun ikazlarına rağmen bastonu kullanmayan yazar o gece yatarken yorgun acılar içinde kıvranmaktadır. Henüz uyumadan Nusret yazarın evine uğrar ve uyumadığını bahane ederek onu tekrar bir muhabbet başlar. Ertesi gün yazar erkenden doktora gidince Nusret onun uyumasını ister. Fakat yazar ona karşılık olarak zafiyetini daha fazla saklayamaz ve onu kendisine çekip bir köre öper. Nusret şaşkınlıkla koşarak eve gider. Sabah olunca yazar Kadıköy'e paşanın istediği kitapları alır ve daha sonra annesinin bir ay görüşemez. Operatör akşam görüşebilen yazar ondan baston kullanması ve iyi yemesi, dinlenmesi hakkında
kendisi hakkında uyarı alır. Bir gün yazar yengesinin Nusret'in mikroplara karşı uyardığını ve eşyalarınızı ayırdığını dediğini duyması üzerine evi terk etme kararı alır. Ancak annesinin o gün paşalara geleceğini duyması kararını değiştirmesine neden olur. Hızlıca geçen günlerden sonra nihayet evine dönen yazar, ağrıları gün geçtikçe arttığından annesi onu fakülteye götürür ve operatör onun ameliyat olması gerektiğini söyler. Ve 9. hariciye koğuşuna yatırılır. Burası ona hapishane gibi gelir. İlk gece olaylı biten bir kopya dayanılmaz ve bütün gece bağırıp çağırır. Zorla geçen günlerin sonunda ameliyat günü gelir. Ameliyat bitince 7. pansumanda doktor bacağının kurtulmasını söyler ve aman yere basamayacağını söyler. Kitabımın ana fikri ise bize verilen öğretileri ciddiye almalı ve hayallerin peşinde koşmamalıyız. Aksi takdirde kaybeden bir taraf yine biz oluruz. Bireyin üç dünyasını esas alan eserlerden biraz bahsetmek istiyorum. Bireyin sosyal yönüyle değil, psikolojik yönüyle ele alıp anlatmıştır. Cumhuriyet dönemi edebiyatının bazı sanatçılar bireyin üç dünyasını anlatmaya amaçlamış. Bu doğrultuda eserler verilmiştir. Birey kavramında yola çıkarak bireysel çözümlemeler yapmıştır. Bireyin bunalımları, sıkıntıları, yabancılaşma ve yalnızlıklarını ele alarak kitaplarını anlatmıştır. Psikolojik psikiyatristlerden faydalanmıştır. Çalışmalarda açık sanatlı dehlerinin tahlillerine, çözümlemelerine yer vermiştir. Eserlerinde özellikle iç konuşma, bilinç yakını gibi tekniklerinden kullanmıştır. Bana katkılarından dolayı Dr. Jason Kördek'in permisyonu ve Dr. Jason Kördek'in